Geometrik şekiller sadece üçgen, kare, beşgen veya altıgenle kısıtlı değildir. Bunlar değişik biçimlerde bir araya gelerek küp ve piramit gibi üç boyutlu yeni geometrik şekiller oluşturabilirler. Ancak bunların dışında günlük hayatta hiç karşılaşmadığımız, hatta ismini dahi ilk defa duyduğumuz tetrahedron, oktahedron, dodekahedron, ikosahedron ve heksahedron gibi üç boyutlu şekiller de vardır. Dodekahedron 13 beşgenden, ikosahedronsa 20 üçgenden oluşur. Bilim adamları bu şekillerin matematiksel olarak birbirine dönüşebileceğini ve bu dönüşümün altın orana uyumlu gerçekleştiğini bulmuştur. Mikroorganizmalarda altın oran barındıran üç boyutlu formlar oldukça yaygındır. Birçok virüs, ikosahedron yapısında bir biçime sahiptir. Bunların en ünlüsü adenovirüsüdür. Adenovirüsünün protein kılıfı, 252 adet protein alt biriminin düzenli bir biçimde dizilmesiyle oluşur. İkosahedronun köşelerinde yer alan 12 alt birimse beşgen prizmalar biçimindedir. Bu köşelerden diken benzeri yapılar uzanır. Virüslerin altın oranlar içeren formlarda olduğunu ilk olarak 1950'li yıllarda Londra'daki Birkbeck Koleji'nden A. Clarke'la D. Casper bulmuştur. Üzerinde ilk tespit yapılan virüs ise polyodur. Rhino 14 virüsü de polio ile aynı formu gösterir. Peki acaba virüsler neden zihnimizde bile zorlukla canlandırabildiğimiz altın orana dayalı özel formlara sahiptir? Bu formların kaşibi A. Clarke konuyu şöyle açıklıyor. Casper'la ben küresel bir virüs kılıfı için optimum tasarımın ikosahedron tarzı bir simetriye dayandığını gösterdik. Böyle bir düzenleme bağlantılardaki sayıyı en aza indirir. Buckminster Fuller'ın yarı küresel jeodezik kubbelerinden çoğu da benzer bir geometriye göre inşa edilir. Bu kubbelerin oldukça ayrıntılı bir şemaya uyularak monte edilmeleri gerekir. Halbuki bir virüs kılıfı alt birimlerinin esnekliğinden ötürü kendi kendini inşa eder. Clarke'ın bu açıklaması çok açık bir gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Bazı bilim adamlarının en basit ve en küçük canlı parçalarından biri olarak gördüğü virüslerde de hassas bir planlama ve muhteşem bir tasarım vardır. Bu tasarım, dünyanın önde gelen mimarlarından Buckminster Fuller'a ait yapılardan çok daha başarılı ve üstündür. Dodekahedron'la İkosahedron, tek hücreli deniz yaratıkları olan ışınlıların silisten yapılma iskeletlerinde de ortaya çıkar. Pek çok ışınlı, her köşesinden birer yalancı ayak çıkan düzgün dodekahedron gibi bir biçime sahiptir. Işınlılar, yüzeylerindeki bu iki geometrik formdan kaynaklanan şekiller sayesinde değişik güzellikteki bedenleri oluştururlar. Altın oran kristal yapılarda da kendini gösterir. Bunların çoğu gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük yapıların içindedir. Ancak kar kristali üzerindeki altın oranı gözlerinizle görebilirsiniz. Kar kristalini oluşturan kısalı uzunlu dallanmalarda çeşitli uzantıların oranı daima altın oranı verir. Fibonacci dizileri ve altın oranla fizik biliminin sahasına giren konularda da karşılaşırız. Birbiriyle temas halinde olan iki cam tabakasının üzerine ışık tutulduğunda, ışığın bir kısmı öte yana geçer, bir kısmı soğurulur, geriye kalanı da yansır. Bu bir çoklu yansıma olayıdır. Işının tekrar ortaya çıkmadan önce camın içinde izlediği yolların sayısı, ışının maruz kaldığı yansımaların sayısına bağlıdır. Sonuçta tekrar ortaya çıkan ışın sayılarını belirlediğimizde bunların Fibonacci sayılarına uygun olur.
Doğada birbirleriyle ilişkisiz canlı veya cansız pek çok yapının belli bir matematik formülüne göre şekillenmiş olması, onların özel olarak tasarlanmış olduklarının en açık delillerinden biridir. Altın oran, sanatçıların çok iyi bildikleri ve uyguladıkları bir estetik kuralıdır. Bu orana bağlı kalarak üretilen sanat eserleri estetik mükemmelliği temsil ederler. Sanatçıların taklit ettikleri bu kuralla tasarlanan bitkiler, galaksiler, mikroorganizmalar, kristaller ve canlılar Allah'ın üstün sanatının birer örneğidirler. Allah, Kur'an'da her şeyi bir ölçüyle yarattığını bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Onun katında her şey bir miktarladır.